Herkese merhabalar, ben Emine Karaşahin. Örgü modelleri tasarımı hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir model göstereceğim arkadaşlar. Tam yazlık bir model ve yazlık her türlü tığ işi örgünüzde kullanabileceğiniz bir model. İpim Alize Diva. Tığ olarak da 2.20 milim bir tığ kullanıyorum. Evet, siz hangi ipi kullanacaksanız tabii ki tığınızı ona göre seçeceksiniz. Ben şimdilik bir göstereyim istedim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bir miktar zincir çekiyoruz. Artık sizin örgünüz neyse, ölçünüz neyse, ölçünüze göre zincirinizi çekin. Saymanıza gerek yok. Fazla gelen kısmını kesersiniz. Şu bir miktar zincirimizi çekiyoruz. Ben şimdi 4-5 model üzerinde göstersem yeterli olur. Evet, şöyle 4 model sayacak kadar olsun yeterli. Şimdi bir miktar zincirimizi çektik. Az daha yakınlaştırayım. Dönüyoruz burada. Döndüğümüzde şöyle ilkinden bir sık iğne yaptım. Bir. Hemen yanına bir daha yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Üzerine 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve alttan sayalım. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. 4.'üye batıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4.'ye batıyoruz ve yan yana 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. Alttan sayalım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4.'ye batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane yan yana sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Alttan 1, 2, 3 tane atlayıp 4.'ye batalım ve yan yana 3 tane sık iğne yapalım. 2, 3. Hadi bakalım, bir tane daha yapabiliriz. Yer var. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane daha çektim. Alttan 1, 2, 3 atladım. 4.'ye başta 1, 2 tane sık iğne yapmıştık ya. Sonunda da 2 tane sık iğne yapalım böyle. 2. Şöyle bir göstereyim ortaya çıkan tabloyu. Böyle arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi burada dönüyoruz. Dönüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptım dönüşte. Ve burada 5 tane zincirin üstüne 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi şuradaki 3 tanenin tam ortasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra hemen diğer kafese geçiyoruz. 7 sık iğne daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine bu 3 sık iğnenin tam ortasına bir sık iğne yaptım. Diğer kafese geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. 7 tane sık iğne yaptım. Tam ortaya batıyoruz. Diğer kafese geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane de buraya yaptık. Tam yine bu üçün ortasına bir tane. Bir sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptım. Sonra da bir tane sık iğne yaptım. Evet, şöyle göstereyim. Ne yaptık? Her bir zincirin içerisine 7 sık iğne, ortaya bir bağladık. 7 sık iğne ile doldurduk. Ortadaki 3 taneye bir bağladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi dönüyoruz. Dönerken burada 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim ve burada bu yuvarlaklarımızın tam ortasına 3 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Tam ortasına şöyle bakarsak 1, 2, 3 şu şekilde. Şuradan 1, 2, 3 atlayalım. Dördüncüye 1, 2, 3. Bakın şöyle 1, 2, 3 atladık. Dördüncüye 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi araya yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekeceğiz ve buraların ortalarına 3 sık iğne yapacağız. Bakın şöyle göz kararı artık ayarlayabiliriz bence. Tam ortaya gelecek. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyoruz. Tam ortaya gelecek şekilde yine şöyle ayarlayalım. Şöyle atıyorum. 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Yine tam ortaya üç sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş zincir çektim. Tam ortaya yine bir, iki, 3. Evet. 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Böyle gevşek bir şekilde bu köşelerde dönerken şöyle tığımın üzerine 2 tane doladım. Ve şuraya bitiş yerine ikişer ikişer böyle çektim. Hemen dönüyorum. Döndüğüm zaman burada bunun içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne ile doldurdum. Buranın yine bu 3 tanenin tam ortasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Böyle bir tane yaptım. Bakın sonra buraya geçtim. Bunun içine 7 tane sık iğne dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar tam ortaya bir tane batıyoruz. Buraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 7 tane sık iğne dolduruyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir ortaya geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Diğer kafese geçtim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
7 tane doldurdum. Yine bu üçünün ortasına bir tane. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane de buraya doldurduk. Köşeye geldik. Bakın köşeyi göstereyim size. Yine bu üçün ortasına bir tane batıyoruz. Sonra şurada çektiğimiz 6 zincir vardı ya. Buraya geçelim. Buraya 1 2 3 4. 4 tane. Aynı şurada da öyle yapmıştık ya. Bakın şurada da üçlü trabzanla çıktık. 4 tane yaptık. Burada da aynı şekilde. Şimdi 4 tane doldurdum içine ve ne yapacağız? Döneceğiz arkadaşlar. Döneceğiz. Dönerken şöyle dibine bir tane battım. Dibine bir tane battım. Battıktan sonra 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tam ortaya, bakın bunların ortasına 3 sık iğne. 1 2 3 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Yine bunların tam ortasına 3 sık iğne. Evet, bence anlaşıldı arkadaşlar. Aynı şekilde çünkü devam edecek bu. 1 2 3 4 5 zincir. Yine tam ortalarına 2 3 1 2 3 4 5 zincir. Tam ortasına 3 sık iğne. 2 3 1 2 3 4 5 zincir. Yine buraya bir de yanına yapalım şöyle. 2. Şuraya bir tane sık iğne yapalım döndükten sonra. Arkasından tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne. Ortaya bir tane. Bakın şimdi burada yine sona geldim. Aynı şekilde 7 tane çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane. Bir yarım bir tam olacak arkadaşlar. Sonuna da şöyle bir sık iğne yaptım. Bakın şurada nasıl dönmüştüm. Yine öyle döneceğim. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Burada 6 tane zincir çekmiştim hatırlarsanız. Yine 6 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6. Aslında model çok basit, anladınız. Sadece şu kenarı göstermek için tekrardan başladım. Evet, yine burada tam şöyle şuradan başlayarak 1 2 3 atlıyorum. 4.'ye 3 sık iğne yapalım. 1 2 ve 3. Evet. Bu burada böyle. İsterseniz fazla büyük gelirse 5 tane de yapabilirsiniz. Şurası şöyle düzgün bir şekilde çıksın arkadaşlar. Ayarlayın elinize göre. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Yine 5 zincir 3 sık iğne şeklinde diğer tarafa kadar gidelim. Bir de o kenara göstereyim. Ondan sonra kapatalım. Bakın 5 zincir 3 sık iğne devam. Aynı şekilde. Evet, 5 zincir 3 sık iğne ile yine geldim buraya. Bakın tam ortasını bulacağız yine. Tam ortasına 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3. Evet, burada kenara ne yapacaktık? Şurada yaptığımız gibi 1 2 zincir çekiyoruz. Üzerine 2 tane doluyoruz. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Şurada yapmış olduğumuz sık iğneden girip 1 2 3. 3 kere de çıkıyoruz. Dönüyoruz. Burada hatırlarsanız 4 tane 1 2 3 4. 4 tane ile dönüyorduk hatırlarsanız. Evet, yine ne yapacağız? Şu ortadaki 3 taneleri bir tane batıyoruz.
Şunların içerisine de, kafeslerin içerisine de 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2. Evet, 7 taneyle yine geldik. Şuradaki 3 taneye bir tane batıyoruz. Şurada 6 tane zincir çekmiştik ya. Bunun içerisine 4 tane. 1, 2, 3, 4, 5 olsa arkadaşlar kasar. 6 tane gayet güzel oldu bu Alize Diva için. Bakın 4 tane yaptım. Dönüyorum. Çok güzel oluyor. Harika oluyor. Burada şimdi dönelim. Şöyle hemen bir tane batalım. Ve battıktan sonra 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekip aynı şekilde 5 zincir, 3 sık iğne. 5 zincir, 3 sık iğne gidiyoruz. Model gayet kolay ama çok çok güzel. Çok şık. Benim çok hoşuma gitti. Şey gibi, mekik oyaları gibi arkadaşlar bu. Çok güzel. 1, 2, 3, 4. Bakın 5 zincir. Yine 3 sık iğne. Evet. Aynen gösterdiğim gibi devam. Özellikle kenarları önemli. Kenarlarının ayarlamaları önemli burada. Alize Diva ile görüntüsü bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Çok ideal oldu bu örneğe. Yapacak olursanız mutlaka Alize Diva kullanın. Ben biraz daha kalın koton bir iple de birazcık denedim. Bakın biraz daha böyle kalın iplerle de yaparsanız bu şekilde oluyor. Ama bu çok daha zarif, çok daha kibar oldu. Bakın arasındaki farkı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.